Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayınız. Bugün sizin yoğun isteğiniz üzerine dişi ve erkek kuş nasıl anlaşılır bunu anlatacağım. Görüyorum marketlerini. Öncelikle yumurtadan başlayalım arkadaşlar. İki tane yumurtamız vardır. Genel itibariyle biri sivridir, erkektir. Biri yuvarlaktır, dişidir. Genel itibariyle böyledir ama bunlar %100 değildir kardeşim. Mevlam içine ne koydu bilmeyiz ama yüzdelik olarak çoğunlukla o şekilde çıkar. Peki anaç kuşlarımızda dişiyi erkeği nasıl ayırt edeceğiz? Sokakta hanımefendisi, mutfakta açı, yatakta da beyefendisi maşallah. Benim kendi bir yöntemim vardır. Genelde kuşçular boğazına bakar. Bu boğaz kısmı dişide zayıftır, incedir. Erkekte biraz daha kalındır. Bunu da nasıl anlarsınız? Mesela kümesinizde eş olan, çift olan bir çift kuşunuz var. O kuşun dişisinin boğazını kontrol edersiniz, erkeğini de kontrol edersiniz. Aradaki kalınlık farkını siz kendiniz ayırt edebilirsiniz. Bir de kuşa uzaktan baktığınız zaman, mesela bu dişidir, yavrudur. Uzaktan baktığınız zaman yüzündeki masumiyeti yakalayabilirsiniz. Tamam. İnandım ya, tamam. Dişilerde daha küçüktür kafa, erkeklerde daha kabadır. Yani bu kadar belli oluyor ama biraz da ince gözle bakmak lazım. Herkesin işi de değil. Baktığınız zaman dişi erkek ayırt edebilirsiniz. Ama en önemli konu arkadaşlar kıçından. Arkada çatal var ya, çatalını. Bakınız bu çatal erkekte tam kapalıdır. Parmak araya girmez. Dişi de hafif açıktır. Yumurtlayan kuştan bahsetmiyorum. Normal yumurta pozisyonuna gelmemiş kuştan bahsediyorum. Dişileri de açıktır. Parmağınız içerisine hafiften girer. Böyle yoklarsınız girer. Erkekte hiç girmez. Tam sıkıdır. Bu şekil. Aynı böyle. Elinizle bunu yoklayabilirsiniz. Kendi elinizi ondan sonra erkek kuşunuza deneyebilirsiniz. Aradaki farkı anlayabilirsiniz. Hayatım boyunca yıllarca kuşları kıçından anlarım. Aldım benim hemen parmağım tarım. Sen bana istersen dişiyi erkek diye sat. 8.5. Hadi bismillah. Erkeği dişiye sat. Anaç kuşlarda, yavrularda anlaşılmaz. Anaç kuşlarda baktığınız zaman buradan belli olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygıdeğer arkadaşlar.